Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Güzellik konuşmadan, göz sağlığımızı da konuşmadan aynı zamanda bitirmeyelim istedik. Göz çevremiz neden erken yaşlanıyor? Evet, keşke yaşlanmasa ama maalesef yorgunluğumuzun, yaşlılık belirtilerinin, uykusuz geçirdiğimiz bir gecenin en erken göstergesi göz çevremizde. Çünkü göz çevresi derimiz çok ince, çok hassas, vücudumuzun en ince derisi göz çevremizde. Ve destek dokular açısından zayıf, yağ bezleri açısından zayıf. Dolayısıyla yer çekimi ve yaşlanma etkilerine karşı çok hassas. Bir de çok fazla mimik yaptığımız için göz çevresinde en erken kronolojik olarak kırışan, yaşlanan bölgesi vücudumuzun göz çevremiz. Göz çevresi sorunlarına neler etki ediyor ya da daha fazla hızlandırıyor diyelim. Şimdi kırışıklıklar, mimik çizgileri dediniz ama güldüğümüzde oluşuyor. Az mı güleceğiz? Aynen. Yok, hayır. Hep gülelim. Hep inşallah çözümü çok var gülelim. Nasılsa çok kırış gülelim. Kırış olalım. Aynen. Bence okey yani. Bence de öyle. En çok hangi sorunları görüyoruz bir de? Anladım. Mesela göz kırışıklığının dışında. Önce neler etken, onlardan bahsedeyim isterseniz. Genetiğimiz en önemli etken, değiştiremediğimiz etken genetiğimiz. Hı hı. O yüzden bizim 20'li yaşlarda bile ciddi göz çevresi sorunlarıyla gelen hastalarımız var. Ayrıca genetiğimiz bizim uyguladığımız tedavilerin kalıcılığında da etkili oluyor. Aa, maalesef. Kesinlikle. Geri dönüş daha hızlı veya daha yavaş oluyor. Aynen. Gibi. Değiştirilebilir etkenler arasında en önemlisi fotoyaşlanma %80. Yoğun güneş maruziyeti. Daha da önemlisi günümüzde bilgisayar ekranlarından, akıllı telefonlardan yayılan mavi ışınlar cildimizde, göz çevremizde de cildimizde de çok erken yaşlanmaya neden oluyor. Evet. Biz hatta göz hekimleri olarak artık bu mavi ışınlardan ötürü katarakt, sarı nokta hastalığında çok daha erken yaşlarda görmeye başladık. Daha fazla ve daha erken görmeye başladık. Bunun dışında yetersiz sıvı alımı, şok diyetlerle ani kilo kaybı, alkol sigara kullanımı, yetersiz uyku, düzensiz beslenme, kronik alerjiler, göz çevresindeki kronik alerjiler hepsi etken. Bir de zamanın getirdiği etki. O da zaten yer çekimi. Aynen. Ameliyatsız göz çevresi estetiğini soruyor olacağım. Nedir? Bizi heyecanlandıran bir konu oldu şu anda. Evet. Bu soruyla birlikte. Biliyorsunuz estetik olarak tüm konularda sadece göz çevresinde değil yüzümüzde de artık çok fazla teknoloji gelişiyor ve kişiler daha fazla ameliyatsız yöntemlere başvurup onları değerlendirip ameliyat kısmını biraz daha ertelemeye çalışıyorlar. Bu yüzden de çok fazla teknoloji gelişiyor. Her gün yeni bir cihaz geliyor önümüze, yeni bir teknoloji gelişiyor. Hı hı. Ve biz artık çok güzel sonuçlar alıyoruz. Burada önemli olan ameliyatla mı, ameliyatsız mı vakayı doğru değerlendirmek ve ona göre karar vermek. Devam edelim. Hangi işlemler bu tanımın içerisine giriyor? Yani ameliyatsız dediğimiz zaman şimdi günümüzde neler karşımıza çıkıyor? Çok geniş bir yelpaze var. Plazma enerjilerinden, enerji bazlı cihazlardan, öncelikle plazma enerjisinden detaylı olarak bahsedeceğim az sonra. Çeşitli lazer ve radyo frekans uygulamaları, ip askılamalar, toksin uygulamaları, botoks, dolgu uygulamaları, mezoterapiler ve fokuslu ultrason gibi birçok cihaz ve teknik yöntem var elimizde. O zaman şu merak ettiğimiz plazma enerjisine bir gelelim. Nasıl bir teknoloji? Plazma enerjisi maddenin dördüncü hali diye geçiyor. Katı sıvı gaz ve plazma enerjisi olarak. Hı-hı. Yeni geliştirilmiş, son yıllarda geliştirilmiş bir teknoloji. Yurt dışında göz kapağı cerrahisi ne alternatif olarak çok yaygın olarak kullanılıyor ki artık ülkemizde de çok kullanılıyor. Doğru vaka seçimlerinde biz cerrahiye yakın çok başarılı sonuçlar alıyoruz ve çok uzun vadeli oluyor aldığımız sonuçlar. Ne yapılıyor? Çok merak ettim. Plazma enerjisi cihazı, kullandığımız cihaz FDA onaylı, çifte patentli, orijinal bir cihaz. Plazma üretiyor cihaz. Cihazın bir ucu var. Onu deriye yaklaştırdığımız zaman, fazlalık olan deriye yaklaştırdığımız zaman cihazın ucuyla deri arasında yarım milimetre kaldığında bir elektrik arkı gibi bir ark oluşturuyor. Cihazın ucundaki azot ve su buharını buharlaştırarak oradaki fazla derideki hücreyi karbonize ediyor, buharlaştırıyor. Yakmıyor, buharlaştırıyor. Katıdan gaza çeviriyor. Ve geriye kabuklar kalıyor, karbonize oluyor. Ve o kabuklar döküldükten sonra oradaki kolajen elastin sentezi de arttığı için bir hafta sonra altından sağlam yeni bir deri çıkıyor. Ne kadar toparlanıyor peki? Gençleştiriyor, yani. Çok belirgin toparlanıyor. Aha. Tabii kime uyguladığımız önemli. Evet. Öncelikle ondan bahsedeyim isterseniz. Hangi hastalarda etkin plazma enerjisi? Deri fazlalıklarında, yani biz şöyle kapağımızı tutup çektiğimiz zaman belirgin bir deri uzaması oluyorsa, evet, o deri aynen öyle ve bıraktığımız zaman geri toparlanmıyorsa, o da orada bir deri fazlalığı var. O deri katlanıyorsa, sarkıyorsa, üst göz kapağında çok belirgin oluyor. Alt kapakta torbalanmalar varsa,
gene kırışıklıklar, belirgin kırışıklıklar varsa, kaz ayakları, derin çizgiler, göz çevresindeki derin çizgiler, bu güldüğümüz zaman yanağa kadar yayılan akordeon çizgileri, bunların hepsinde plazma enerjisi çok etkin. Çünkü ne yapıyor? Fazla deriyi buharlaştırıyor ve altından yeni sağlam bir deri çıkıyor ve geriliyor. Gerildiğini biz işlemi yaparken bile görüyoruz. Kaç yaşından itibaren, daha doğrusu hangi yaşlarda uygulanabiliyor? Her yaşta uygulanabiliyor. Bir kere mi yapılıyor peki bu işlem mesela? O kişinin ihtiyacına göre değişiyor. Bir İstediğimiz olabilir, kadar de yapabiliriz. Aynen öyle, hiçbir sakıncası yok. Yok. Peki enerji, bu plazma enerjisi uygulamasında doğru hasta seçimi nasıl olmalı ve özellikle de hangi vakalarda etkili? Şimdi ekranları başına tamam evet ya, bu dedik ama sonuçta bir ameliyat noktası da var bunun. Onu kesinlikle, da biz çok konuşuyoruz kesinlikle, tabii hekimlerimizde. Tabii. Kimler için daha çok uygun? Dediğim gibi yani hani onun kararını bizim vermemiz gerekiyor. Ameliyat doğru mı uygun, ameliyatsız da bunu halledebilir miyiz diye. Çok ağır, çok yağlı göz kapaklarında mesela, plazma enerjisinin faydası olmuyor. Olmuyor, yağlı veya olanlarda. Yağ fıtıklaşması olan alt göz kapaklarında yine plazma enerjisinin faydası olmuyor. Size ameliyat etmemiz gerekiyor diyoruz. Tamam. Ama dediğim gibi deri fazlalığı, deriye bağlı sarkma olduğu zaman, derin kırışıklıklar olduğu zaman, alt kapakta da deriye bağlı torbalanmalar olduğu zaman, kırışıklıklar olduğu zaman özellikle alt göz kapağı çok önemli. Çünkü alt göz kapağında birden fazla ameliyat yapamıyoruz. Birinci ameliyatımızı yapıyoruz. İkinci ameliyatı yaptığımızda kapağın aşağıya doğru ters dönüp sarkması riski var. O çok önemli. O yüzden alt göz kapağı ameliyatlarını biz mümkün olduğunca daha ileri yaşlara bırakmaya çalışıyoruz. Alternatif olarak ne yapıyorsunuz peki? İleriye attık diyelim yani. İşte o kapak derisi eğer gevşemişse, sarkmışsa plazma ile çok güzel toparlıyoruz onu. Yepyeni pırıl pırıl bir cilt oluyor. Bir de bence avantajı, ben hastalarımın hepsini göz çevresini komple tarıyorum. Çepeçevre 5-10 yaş bir gençleşme görüyoruz uygun vakalarda. Gerçekten çok etkili. Göz kapağı ameliyatı sonrasında bir şey soruluyor ya hani gözlerdeki ifade değişir mi diye. Sizce değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Ameliyatlarda da güzel yapılan ameliyatlarda evet, değişmiyor. Tabii ki sadece ki daha dinç, daha fresh bir ifade oluyor. Aynı şekilde plazma enerjisi uygulamalarında da öyle. Peki hangi işlemlerle kombine edebiliyorsunuz plazma enerjisi? Birçok işlemle kombine ediyoruz. Ben genelde uygulamayı yaptıktan sonra bir 6 hafta kadar dokunmuyorum. Derinin tam olarak toparlanmasını, iyileşmesini bekliyorum. Ondan sonra ihtiyaç olan hastalarda deriyi biraz daha güçlendirmek için mezoterapi uygulamaları yapabiliyoruz. Eğer göz altında çukurluk varsa, ihtiyaç varsa biraz dolgu uygulaması yapabiliyoruz. Kaşta düşüklük varsa kaş askılamalar ekliyoruz. Peki. Gibi. Bu gözaltı morluklarından birazcık bahsedelim. Bu da sanki şu anda çok fazla çözümü olmayan bir sorun gibi karşımıza çıkıyor. Bir genetik olarak olabiliyor. Yani çocukluk yaştan da itibaren açıyor. Sonra ilerleyen yaşlarda uykusuzluk vesaire çeşitli faktörler var ama hangi gözaltı morluklarında şu anda hangi tedaviler uygulanıyor? Aynen. Üç tip aslında. Üç başlık altında biz inceliyoruz gözaltı morluklarını. Damarsal kaynaklı olanlar, buradaki cildimiz çok ince olduğu için alttaki kılcallar yüzeyel olduğu zaman ve geniş olduğu zaman morluk görünüyor. Damarsal kaynaklı olanlar. Bazen göz çevremizdeki cildimiz çok fazla melanin üretiyor, çok fazla pigmente oluyor ve alt üst göz kapağı çok koyulaşıyor. Bazen de o bölgede çukurluk oluyor, boşluk oluyor göz altında. O boşluktan ötürü gölgelenme ve koyu halkalar oluyor. Tamam. Hepsinin tedavi yaklaşımı farklı aslında. Neler var? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ben. Her zaman gözaltı morluğu şikayetiyle gelen hastalarıma şunu söylüyorum. Hiçbir zaman %100 mükemmel bir iyileşme beklemeyin. Bu kronik bir sorun ve kronik bir süreç. Biz sizinle sık sık yılda bir görüşeceğiz. Tamam. Hiçbir zaman %100 tam iyileşmiyor. Ama tabii ki çok belirgin aşamalar kat ediliyor tedavilerle. Damarsal kaynaklı olanlarda oradaki dolaşımı düzenlemek için mezoterapiler yapıyoruz. Göz içine enjekte ediyoruz. Oradaki dolaşımı düzenleyen maddeleri. Göz derisinin içine enjekte ediyoruz. Orayı damarsal dolaşımı düzenleyen maddeleri. Evet. Çukurluk olduğu zaman mecburen ki onu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Işık dolgusu yapıyoruz göz altına. Dolgu yerleştiriyoruz. Birazcık dolgu bile orada çok güzel aydınlık bir efekt minicik veriyor. Minicik bile olsa değil mi bazen? Aynen. Evet. Çok değiştiriyor gerçekten ifadeyi ve hastanın sorununu çok azaltıyor.
Gene pigmente göz kapaklarında, yoğun pigment üretiminde çeşitli peelinglerimiz var. Yine mezoterapilerimiz var. Yani tamamen deri içine çalışarak oradaki dolaşımı, pigment üretimini azaltmaya çalışıyoruz. Deriyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Mezoterapiden biraz bahsedelim mi? Gerçekten içeriğinde ne var? Hem tüm yüzü uygulanabiliyor, hem göz çevresine uygulanabiliyor. Ne kesinlikle. Çok yaygın yaptığımız bir uygulama. Hem yüz için hem göz çevresi için. Şimdi bizim cildimiz bir bariyer oluşturuyor ve ne kadar kaliteli, pahalı kremler kullanırsak kullanalım belli bir tabakaya kadar emilebiliyor. Cildin derinlerine onu iletemiyoruz bir bariyer olduğu için. Biz mezoterapiyle bu göz çevresi için özel üretilmiş olan kokteylleri, işte vitaminler, amino asitler, hyaluronik asit, peptitler, somon DNA gibi birçok içeriği kişinin ihtiyacına göre çok ince saç teli kalınlığında iğnelerle göz derisinin içine enjekte ediyoruz. Orta tabakaya enjekte ettiğimiz için kremden çok daha etkili oluyor tabii ki. Düzenli seanslarla ve aralıklarla yaptığımız zaman çok belirgin bir anti-aging, iyileşme, lifting etkisi oluşuyor. İnce kırışıklıkları açıyoruz. Oradaki renk düzensizliklerini düzenliyoruz. Lekeleri açıyoruz. Onu da soracaktım. Yani leke tedavisinde yeri ne kadar mezoterapinin veya şu anda kullandığınız farklı lazerler, tedavi yöntemleri neler? Lazerler şimdi var tabii ki. Özellikle de hani yaza girmeden önce de bir miktar kurtulmak istiyoruz. Yoksa yazın belki de kışın hiç görmediğimiz lekelerimiz bir anda yazın gün yüzüne çıkıyor. Aa, bu nereden çıktı diyorsun. Böyle dama gibi burada duruyor mesela benim de. Son iki senedir var. Daha önce yoktu. Ama bunlar yılların verdiği zararla, güneşin verdiği zararla herhalde bugüne bize bir hediye. Aynen, güneş gittikçe güneş ışınları ülkemizde de artıyor. Çok yattım ben de. Son 10 senedir hiç yatmıyorum ama çok yattım yani güneşe. Onun hediyesi. Allah affetsin, felaket çok yani. Çok iyi korumamız gerekiyor. Cildimizde, göz çevremizde mutlaka güneş kremini devamlı kullanmamız gerekiyor. Hatta 3 saatte bir diyoruz biz. Çok uygulanabilir bir şey değil ama. Ben çıktıktan sonra düzenli sürekli. Düzenli kullanmak gerekiyor. Çünkü leke uğraştırıyor gerçekten. Leke Sizi de uğraştırıyor değil mi leke? Bir çözüm. Aynen. Neler yapıyorsunuz yani, leke tedavilerinde? Neler bir de çeşitleri var lekelerin. Onlardan tabii ki çok çeşitleri var. Mezoterapi yapıyoruz. Mutlaka mezoterapi yapıyoruz. Özellikle yaz dönüşü ben mutlaka hastalarıma öneriyorum. Gelin bir mezoterapinizi yapalım. Şu cildi bir canlandıralım, nemlendirelim. Renk tonunu biraz eşitleyelim. Radyo frekans uygulamalarımız var. Lazerler var. Altın iğneli radyo frekansımız var ki o da leke tedavisinde çok etkili oluyor. Peelinglerimiz var. Tamamen hastaya göre karar veriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.